Günaydın herkese, merhaba Çevre TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Orkun Yazgan. Yine dopdolu bir gündemle, önemli konularla, önemli konu başlıklarıyla sizlerle birlikte olacağız. Şöyle baktığımız zaman yurtta yağışlar sürüyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden sağanak ve kar dolayısıyla sel haberleri, sel görüntüleri geliyor. Onlara bakacağız. Sivas'ta yollar kapanmış durumda. Hava kirliliği ana başlıklarımızdan bir tanesi. İstanbul'dan büyük şehirlerden bu anlamda özellikle pandemi döneminde sevindirici haberler geliyor. İstanbul'da %10'lara 20'lere varan bir azalma tespit edilmiş durumda. Gıda güvenliği en büyük problemlerden bir tanesi ve bu çerçevede uzmanlar uyarıyor. Sürdürülebilir ekonomi yine Çevre TV yayınlarında çok duyduğunuz, çok duyacağınız bir kelime. Bununla ilgili de bir haberimiz var. Kalkınma Yatırım Bankası'nın yarattığı bir destekle ilgili. Pandemi sürecinde Avrupa'dan gelen haberler, Hollanda'da vandalizm söz konusuydu. Bu çerçevede alınan önlemler var. Onları haber merkezimiz sizler için derledi. Yurdun yine çeşitli yerlerinden kış manzaraları, kar manzaralarını da göstereceğiz. Ve sıfır atık her zaman olduğu gibi ana başlıklarımızdan bir tanesi olacak. İlk bölümde Bilal Ermiş, TÜRES Sıfır Atık Komitesi Başkanı bizimle birlikte olacak. Restoranlar israfı önlemek için, gıda israfını önlemek için neler yapıyorlar bu anlamda? Emine Erdoğan tarafından yürütülen, onun himayesinde yürütülen sıfır atık projesi ve bu çerçevede yapılanlara bakacağız. İkinci bölümde de Dünya Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü Başkanı Gökhan Yıldırım bizlerle olacak. Ve yine akıllı şehirleri konuşacağız. Tüm bu konularla ve konuklarla Çevre Günlüğü başlıyor. Evet, kış aylarıyla birlikte yağışlar, kar yağışları, yağmur yağışları, yağmurlar her yerde devam ediyor. Ama taşkın haberleri, sel haberleri de her gün önümüze düşüyor, haber merkezimize geliyor. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler Bartın'dan. Bartın'da etkili olan sağanak yağış ve eriyen kar taşkına yol açmış durumda. Kent genelinde sağanak ve eriyen kar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Bartın burası, Anadolu Ajansı'nın geçtiği görüntüler. İşte burası aslında yol seviyesi, gördüğünüz karların olduğu taraf yol seviyesi. Fakat iskeleler ve Çağlayan piknik alanının bir bölümü ve yürüyüş yolu mevkisi, Bartın Irmağı'nın çevresi de bu su seviyesi bu şekilde yükselmiş durumda. Arıt beldesinde de gördüğünüz gibi bir mangal var. Piknik alanı aynı zamanda burası. Arıt beldesinde de derenin taşması nedeniyle bazı bahçeleri, evleri su bastı. Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşım farklı yollardan sağlanıyor. Evet, devam edelim. Anadolu Ajansı'na az önce düşen bir haber. Sivas, dün de aslında aktarmıştık. Kar dolayısıyla, yoğun kar yağışı dolayısıyla 385 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Haber bu şekilde. 385 köy yolundan bahsediyoruz. 385 köyden bahsediyoruz. İl özel idaresi ekipleri merkez ve ilçelerde graderlerle, dozerlerle, ekipmanlarla, kamyon ve tabii ki personelle, çok sayıda personelle kapalı yol köy yollarını açmak için çalışmalarını devam ediyor. Kent merkezi de kar yağışının ardından beyaza bürümüş durumda. Sivas'ı çevre illere bağlayan bazı geçitlerde de ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Kar, kış, yağmur haberlerini bültenimizin çevre günlüğünün sonuna bırakacağız. Çok enteresan görüntüler var. Özellikle Bodrum'da kar yağdı sevgili izleyiciler. Bodrumlarda şaşkınlık içinde izlediler. Ona da bakacağız. Şimdi şöyle bir gündemimize devam edersek hava kirliliği. Bu anlamda özellikle hafta başından beri yaptığımız programlarda bu pandemi dolayısıyla alınan önlemler ve dünyanın, doğanın bir parça nefes aldığını aktarmıştık. İstanbul'da büyük şehirlerde işte bu sokağa çıkma yasağı olsun, insanın elini ayağını biraz doğadan, kentten çekmesi olsun, bu çerçevede güzel haberler de geliyor. İTÜ öğretim üyesi Hüseyin Toros'un da açıklamaları bulunan İstanbul haberinin görüntüleri şimdi bir taraftan ekranlara geliyor. Şimdi 2020'ye kıyasladığımızda işte İstanbul Boğazı, işte köprü 2020 yılında 19'a, bir yıl öncesine göre karşılaştırıldığında %10 ila %29-30'a kadar hava kirliliğinde azalma var. Pandemiyle atmosferdeki kirleticilerin miktarı azalmış durumda. Dolayısıyla bu çerçevede ciddi bir nefes aldı
İstanbul, kuşlar, hayvanlar, deniz, doğa. Bir tarafta Asya, bir tarafta Avrupa kıtası. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hüseyin Toros anlatıyor. Olarak araçlardan, sanayi tesislerinden, kısaca fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere saldığımız gazlar. Atmosferdeki azot dioksit miktarı, yoğunluğu arttıkça bizim bilhassa solunum sistemimiz üzerinde olumsuz etkileri var. Dolayısıyla bütün insanlık küresel ölçekte atmosferdeki kirleticileri nasıl azaltabiliriz konusunda değişik çalışmalar yapılıyor. Tabii ki 2020 yılında arzu edilmediği şekilde insanlığın önüne bir bulaşıcı hastalık geldi. Covid-19 hastalığı geldi. Salgın sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bazı aylarda yoğun tedbirler alındı. Bu yoğun tedbirlerin alındığı dönemlerde daha çok faaliyetlerimizi kısıtladık. Sanayi tesislerindeki üretim azaldı. Daha çok biz evlerimizde vakit geçirmeye başladık. Caddelerdeki araç sayıları azalmış oldu. Tabii buna bağlı olarak hava kirliliği, yani atmosfere saldığımız kirleticiler miktarında da azalmalar oldu. Tabii bunun için biz İstanbul'da farklı noktalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ölçülümü yapılan istasyonlardaki 2019 ve 2020 yılı verilerini analiz ettik. 2019 yılı ile 2020 yılı tüm istasyonun ortalama değerlerine baktığımız zaman 2020 yılında 2019 yılına göre azot dioksit değerlerinde, yani hava kirliliği değerlerinde %10 azalma olduğunu görüyoruz. Bu kirliliği biraz daha çeşitlendirelim. Yani ölçüm dönemlerini çeşitlendirdik. Örneğin Ocak, Şubat, Mart, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında, yani yoğun tedbirlerin alınmadığı aylardaki verileri 2019 ve 2020 yılı olarak karşılaştırdığımızda genel olarak kirletici miktarında önemli bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Yoğun tedbirlerin alındığı Nisan, Mayıs, Kasım, Aralık ayı verilerini dikkate aldığımızda 2020 yılında kirletici değerlerinin 2019 yılına göre %25 azaldığını görüyoruz. Yine kirletici çeşitlerini, yani kirleticinin miktarını, atmosferdeki değişimini hafta içi günler, hafta sonu günler olarak ayırdığımızda 2019 yılına göre 2020 yılında hafta içi günlerdeki kirletici değerler yine %10 azaldığını görüyoruz. Yoğun tedbirlerin alınmadığı aylarda 2020 yılında %3 azaldığını, yoğun tedbirlerin alındığı aylarda ise 2020 yılında 2019 yılına göre %23 azaldığını görüyoruz. Yine hafta sonu günlere baktığımız zaman, çünkü biz insanların etkinlikleri hafta içi günlerle hafta sonu günler değişmekte veya yoğun tedbirler hafta içi hafta sonu değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla hafta sonu günleri dikkate aldığımız zaman 2019 yılı ile 2020 yılı verileri karşılaştırıldığında 2020 yılında genel anlamda %7 azaldığını görüyoruz. Yoğun tedbirlerin alınmadığı aylardaki verileri karşılaştırdığımızda 2020 yılında 2019'a göre %7 arttığını görüyoruz. Hafta sonu verilerine dikkat aldığımız zaman 2020 yılında 2019'a göre %29 oranında hava kirliliği değerlerinin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla biz yaptığımız etkinlikler azaldıkça hava kirliliğinin değerlerinin de arttığını, yani havamızın kalitesinin arttığını görüyoruz. Soluduğumuz havanın kalitesinin artması bizlerin başta solunum sistemler olmak üzere bünyemizin daha güçlü, daha dayanıklı ve birçok hastalıklardan korunmamız için normal şartların ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla hepimiz bundan sonraki süreçte hava kirliliğimizi arttırmak için sanayi tesislerinde fosil yakıtları kullanıyorsak burada mümkün mertebe yakma teknolojilerinde son teknolojileri kullanmak, araçlarda mümkünse elektrikli araçlar kullanmak veya hem elektrikli hem diğer yakıt sistemleri çalışan araçlar kullanmak, mümkün mertebe evimizi iş yerine yakın tutmak, evimizde, iş yerimizde yine hava kirliliğine yol açabilecek hangi neler kullanıyorsak bunları araştırıp enerjiyi daha verimli nasıl kullanabiliriz konusunda çalışmalar yapmamız gerekiyor. Fosil yakıtlardan daha ziyade yenilenebilir, yani güneş enerjisi, sonsuz bir enerji var. Rüzgar enerjisi, su enerjisi gibi havayı kirletmeyen, doğa dostu enerjiler üretebilir
ve bu unları evimizde veya iş yerimizde kullanabiliriz. Evet, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros tüm açıklığıyla anlattı. Aslında haberin ana konusu İstanbul'da pandemi önlemleri sırasında ve sonrasında hava kirliliğinin ciddi şekilde azalmasıydı. %10 genel olarak, fakat özellikle hafta sonu alınan önlemlerle, ki sokağa çıkma yasağı var uzun zamandan beri, %30'lara varan, %29-30 civarında bir düşme kaydedilmiş ve bu şekilde devam ediyor. Aslında Hüseyin Hoca'nın, Toros Hoca'nın aktardıkları çevre günlüğünün ve Çevre TV'nin tüm misyonu, tüm politikası. Bu yayınlarda, tüm bağlantılarda, konularda, konuklarımızla biz de hep bunları konuşuyoruz. Özellikle işte fosil yakıtlar yerine artık yenilenebilir enerjiye, güneş enerjisine, rüzgar enerjisine dönmek. Dün de bütün gün neredeyse, bütün program boyunca bunu konuştuk. Bunun üzerinde durduk konuklarımızla birlikte. Çünkü güneş sonsuz, rüzgar enerjisi sonsuz. Fakat fosil yakıtlar hem bitiyor hem de ciddi şekilde emisyona, karbon salınımına neden oluyor. Dolayısıyla önüne geçilmesi lazım. Yine aynı şekilde artık ki büyük şirketlerden de, işte yani Shell gibi, BP gibi büyük şirketler, BP gibi büyük şirketlerden de yavaş yavaş o enerjiye, işte elektrik şarjla arabaların yüklenmesi, doldurulması anlamında çalışmalar var. Dünyada da oraya doğru bir gidiş var. Bu çerçevede mümkün olduğu kadar benzinle çalışan değil, elektrikle çalışan araçlar ve yine mümkün olduğu kadar evlerimizle iş yerlerimiz birbirine yakın olsun ki dolayısıyla az trafiğe çıkalım, az tüketimde bulunalım. Evlerimizde elektrik üretelim. Bunlar da, yani Toros Hoca'nın aktardıkları bizim de aslında gün boyu ve bundan sonra, yani şu ana kadar ve bundan sonra da hep konuşacağımız ana konular. O yüzden kendisine geniş bir yer verdik, uzun uzun konuştuk. Şimdi akademisyenler uyarıyorlar, uyarmaya devam ediyorlar. Gıda güvenliği ana konulardan bir tanesi ki az sonra o konuda da bir konumuz olacak ve biraz daha derinleştireceğiz. Bu kez Çukurova Üniversitesi. Çukurova Üniversitesi'nde yine Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Zeynep Zaimoğlu, Profesör Zaimoğlu aktarıyor. Diyor ki iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek arttığını söylüyor. Gelecek yıllarda gıda güvenliği dünyanın en önemli problemlerinin başında gelecek diyor. Yani bugünlerde pandemiyle uğraşıyoruz. Biz haberciliğe başladığımız dönemlerde hani siyaset, ekonomi, ülkeler arası sorunlar, onlar hep devam eder. Ama tüm ülkelerin siyaset üstü, uluslararası belki tüm dünyanın ortak sorunu bu. Çevreye ilişkin, çevre alt başlığı altında, çevre üst konusu altında tüm konular, tüm sorunlar dünyanın birinci gündemi olacak. Şunu söylüyor, çarpıcı, iklim değişikliği tarımsal üretime meydan okuyor diyor Zaimoğlu ve etkileri bölgesel odaklamaya ve üretim sisteminin türüne göre değişiyor. Üretim kayıplarını, ortaya çıkan potansiyelleri kullanmak için tarım yönetimine adaptasyonlar yapılması lazım. Yani artık eski yöntemleri değiştirmemiz lazım diyor. Bütün hocalar, bütün uzmanlar, bu işin içinde emek veren, mesai harcayan sivil toplum örgütleri hep aynı şeyleri söylüyorlar. Biz de mümkün olduğu kadar aynı şeyleri tekrarlaya bir noktaya gelmeyi umuyoruz. Şöyle bir projeksiyon var. Yine Zeynep Zaimoğlu hoca aktarıyor. 2050 öngörülerine, projeksiyonlarına göre bugün ürettiğimiz ürünleri aynı enlem ve boylamda üretme şansına sahip olmayacağız. Yani dünyanın tüm dengeleri alt üst olmuş durumda ve 2050'den bahsediyoruz. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra. Özellikle bu yıl pandemiyle birlikte ülkenin de Türkiye'nin de içinde bulunduğu kuraklık ve bunun doğurduğu bir şekilde iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri fark edilmeye başlandı. Şöyle bir uyarı daha var. 2100 yılına gelindiğinde, yani yeni yüzyıl başladığında Kuzey Amerika'da mesela tarımsal verim keskin bir şekilde düşecek, neredeyse kaybolacak. Latin Amerika'da balık türlerinin fizyolojisinde büyük değişiklikler bekleniyor. Mercan resiflerinin sistemsel çöküşleri bekleniyor. Avrupa'da yüksek sıcaklık ve nem artışı riskiyle hayvanların ölüm oranlarının beklenenden çok daha fazla olması. Asya'da yine aynı şekilde yüksek sıcaklıklar nedeniyle kıtanın büyük bölümünde yetiştirilen pirincin üretilemeyeceği bekleniyor. Deniz balıklarıyla ilgili ciddi bir düşüş yine aynı şekilde öngörülüyor. Kuzey Afrika'da yaz yağmurları azalmış durumda, orman büyümesini etkileyen bir su kıtlığından bahsediliyor. Bütün bunlar bize gösteriyor ki gıda güvenliğinde ciddi bir problem var. Gıda güvenliği tüm dünyada en önemli problemlerin başında yer alıyor. Görüntüler bugün, yani bugünlerin görüntüleri, arşiv görüntüleri şu anda izlediğiniz. Zaten dünya sinyallerini veriyor.
Ben yıprandım, beni yordunuz, bitirdiniz diyor. Ve uzmanlar da bu şekilde uyarıyorlar. Uzmanların sadece uyarması ile olacak bir şey değil bu. Hem merkezi yönetimler, hem devlet gücüyle, devlet yaptırımıyla, hem de vatandaşların vatandaşlık bilinciyle, çevre bilinciyle, gelecek bilinciyle hareket etmeleri ve bir yerden bir yere doğru gitmemiz lazım. Bizim şu anda bu sizlere söylediğimiz şeyler belki çok güçlü sesler değil ama inanın pandemi de mesela geçtiğimiz yıllar, tam bu bir yıl önce filan, hani bugünlere geldiğimizde daha yeni yeni konuşuluyordu. Ya Çin'de böyle bir şey varmış. Evet, alabiliriz görüntüleri. Çin'de böyle bir durum varmış. İşte bir Wuhan'da bir virüs çıkmış. Herkesi etkileyecekmiş. Allah Allah, ya nasıl olacak yani? Oradan bir şey çıkacak, bütün dünyayı etkileyecek. Çin'de maske takıyorlar. Biz de mi maske takacağız? Nasıl olacak? Orada bizim bir arkadaşımız, dostumuz vardı. Haber alışverişi de yaptığımız. Birlikte konuşurken, sizde maske yok mu? Nasıl olmaz? Diyordu. O zaman yoktu. Yani şu anda günlük hayatımızın vazgeçilmez aksesuarı, parçası olan maske bundan bir yıl önce, yani bu iş daha yeni başladığında Türkiye'de yaygın değildi. Hatta takanlara ya bu ne yapıyor diye bakılıyordu. Şimdi maskesiz olanlar kendisini sokakta çıplak hissediyor. Yani nereden nereye gelindi? Dolayısıyla bu hocaların, akademisyenlerin aktardığı, Çevre TV'de de sık sık duyacağınız bu uyarılar aslında bugünden yarına hayatımızda çok olacak, sıkça olacak, suyla ilgili, gıdayla ilgili, sıcaklıkla ilgili ve tüm bu bahsettiğimiz konularla ilgili. O yüzden mümkün olduğu kadar uyarmaya çalışalım. Şimdi ekonomi kuruluşları da, finans kuruluşları da çevreye yönelik işleri, projeleri teşvik eden bir takım çalışmalar yapıyorlar. Hemen kısa bir haber var. Sürdürülebilir ekonomi başlığı altında Kalkınma Yatırım Bankası 200 milyon lira tutarındaki Türkiye'nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına aracılık etmiş durumda. Banka Genel Müdürü, Yatırım Bankası, Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop şöyle diyor. Artık sadece finansal riskleri değil, çevresel ve sosyal riskleri de kredi süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Hayatın her alanında gördüğünüz gibi finans sektöründe de çevresel riskler ön plana çıkmış durumda. Kredi portföyümüzün %63'ü sürdürülebilir temalı projelerden oluşuyor diyor. Özellikle GES, RES, JES, biyogaz projeleri, bunları titizlikle takip ediyoruz. Hayata geçirilmelerine destek oluyoruz. Bu çerçevede birlikte hareket ettikleri Palmet Enerji Grubu CFO'su Bora Kıraç da konuşmuş. Bu yatırımla karbon salınımında %63 azalma olacak. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olarak yaptığımız yatırımların iklim değişikliği ve hava kirliliğiyle mücadele başta olmak üzere insanların ve toplumun daha iyi standartlarda yaşamasını sağlayan az karbonlu ekonomiye geçiş için bir kaldıraç etkisi yaratacağını düşünüyoruz diyor. Bu da son derece önemli bir haberdi. Yavaş yavaş bağlantımız hazırsa aslında gidebiliriz. Hollanda'dan da bir aktaracağım haber vardı aslında ama onu ikinci bölümde de, yok şimdi yapalım, arkadaşlarım hazırlamışlar. Pandemiye ilişkin bir haber, hemen görüntülerini izleyebiliriz. Hollanda'da ve Avrupa'nın bazı yerlerinde sokağa çıkma yasağı çerçevesinde protestolar olmuştu. İşte Amsterdam'da, Hollanda'nın merkezi, hem turist anlamında hem finans anlamında. Buradaki özellikle pahalı lüks tüketimin olduğu dükkanlar vitrinlerini işte yağmalamaya, saldırılara karşı tahta plaka ve beton bloklarla kapatıyorlar. Yani koronavirüsün hayatımızda yarattığı değişikliklerden, farklılıklardan bu da bir başkası olarak gündeme gelmiş oldu. Amsterdam'da birçok lüks mağaza yağma riskine karşı gördüğünüz önlemleri alıyor. Beton bloklar, tahta plakalar ve bu tarz önlemlerle. Polisin önlemleri var. Fakat dükkan sahipleri, işyerleri kendi önlemimizi kendimiz alalım. Polisle bu iş olmayacak, yetmeyecek diyor. Ve Amerika'da da belki hatırlarsınız yine pandemi döneminde yağmacılara karşı ve bazı protestolar döneminde, o Black Lives Matter döneminde yine bu tarz görüntüler olmuştu. İşletmeciler sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bu önlemleri almaya başladılar. Biz de ekranlara taşımak istedik.
Evet, gündemin öne çıkan başlıkları bu şekildeydi. Şimdi bir konuğumuz var. Aslında bir kamu spotumuz da vardı. Arkadaşlar onu gireceklerdi ama herhalde konuğumuz hazır şimdi. Girecek miyiz kamu spotunu? Daha sonra girelim. Peki. Şimdi gıda güvenliğinden bahsettik, sıfır atıktan bahsettik. Özellikle sıfır atık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Emine Erdoğan tarafından yürütülen bir kampanya, bir proje. Ve bu çerçevede restoranlarda sıfır atık yönetimi söz konusu. Ve yine bu çerçevede TÜRES, Sıfır Atık Komitesi Başkanı Bilal Ermiş. Şimdi karşımızda bizlerle birlikte. Bilal Bey, günaydın. Günaydın. Önemli bir konu. Sizler de üzerinde duruyorsunuz ve ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Restoranlarda israfı önlemek ve ötelemek anlamında. Evet. İsraf dediğimiz zaman gıda israfından bahsediyoruz. Hem restoranlarda hem otellerde, otellerin özellikle o hani açık büfelerde hakikaten çok ciddi şekilde insanı üzen miktarlarda bir israf söz konusu. Bu çerçevede TÜRES olarak çalışmalarınızı sizden dinleyelim. Evet. Dünyada bildiğiniz gibi gıda israfının büyük bir kısmı hizmet sektöründe gerçekleşiyor. Avrupa'da ölçülen rakamlara göre yılda yaklaşık 88 milyon ton gıda israfımız oluyor. Efendim, bu da kişi başı yaklaşık 173 kiloya tekabül ediyor. Bir şekilde bunun bir yerinden tutmak lazım. Biz sıfır atık denildiğinde, geri dönüşüm denildiğinde bu işin en baş rollerinden biri olmalıyız restoranlar olarak. Yani çünkü baktığınız zaman tabii ki plastik atığı da çok önemli, geri dönüştürülmesi lazım. İşte metal de öyle, cam da öyle. Ama insanı hayatta tutan nedir? Yani su ve gıdadır. Ve dolayısıyla bunun geri dönüşümü insanlık için çok daha büyük önem taşıyor. Biz TÜRES olarak çok ciddi bir rol üstlenmek istiyoruz bu konuda. Orkun Bey'in sesi bana gelmiyor şu an ama. Ben tüm restoranlar ve turizmciler derneği TÜRES, onun da altını çizmiş olayım dedim. Şimdi o zaman biraz derinleştirelim. Sıfır atık yönetimi konusunda nasıl bir uygulama var? Bu anlamda hem başlayalım. Lokantalar için, restoranlar için sıfır atık önerileri ve sıfır atığın da hani tam anlamıyla kavramsal olarak ne olduğunu da açıklarsak bu konuşma için de sevinirim. Evet. Şimdi öncelikle klasik gıdanın geri dönüşümüyle alakalı dünyada ve Türkiye'de neler var? Bunlardan biraz bahsedeyim. Sonra da TÜRES'in çok inovatif bir projesi, buluşu var. Bununla alakalı bahsedeceğim. Öncelikle gıdanın dönüşümü bir kompost olarak gerçekleşiyor. Siz gıdayı, ama bu organik gıda olmak zorunda. İşte efendim meyve, sebze kabuğuydu vesaireydi. Yemek artıkları. Bunları bekleterek, fermente ederek bir makine içerisinde bu ısıl işlemli olabiliyor. Veya çeşitli ilaçlarla, bakterilerle bu gerçekleşebiliyor. Bir ay bekledikten sonra da yine fermente oluyor. Bunun içerisinde bekliyor ve buradan gübre edildiği söylenir, bilinir. Fakat gıda mühendisleri, işin uzmanları bilirler ki gerçekte bu fermente edilen malzemenin sadece biz bitkilerde %30'unu kullanabiliyoruz. %70 ekstradan toprak ya da gübre eklemek zorundayız. Dolayısıyla çok verimli bir iş değil. Yani biz projemizle alakalı İSTAÇ'ta da bir toplantı yaptık. Orada İSTAÇ şube müdürü bize şunu söyledi. Yani biz evet geri dönüşümü yapıyoruz ama aslında bunun bize bir katma değeri yok. Yani yılda yaklaşık 100 bin ton civarı bir geri dönüşüm söz konusu. Buradan işte fermente edilen maddeyi elde ediyorlar. Ama pratikte bunu verimli kullanamıyorlar. Astarı yüzünü geçiyor. Yani geri dönüşüm masrafı bize bir şekilde geri dönmüyor. Bazı restoranlarda işte fermente makineleri var, geri dönüşüm makineleri. Bunlarla işte müşterilerine işte saksılara koyarak, bitkileri ekerek verip farkındalık sağlamaya çalışıyorlar. Güzel bir girişim, yani anlayış olarak, fikir olarak doğru. Fakat pratikte bazı hatalar var. Dolayısıyla biz bu hataları giderip çok daha verimli bir yönteme geçiş yapmak istedik restoranlar olarak. Biraz o proseslerden bahsedeyim. Neler yapmayı planlıyoruz? Gücümüz ne? Bunun ne kadarını yapabiliriz? Bunlardan bahsedeyim. Öncelikle biz restoranlardan, büyük catering firmalarından tonajlı, kilo bazında hiç fark etmez az çok. Efendim çiğ, pişmiş fark etmez. Tatlısından, ekmeğinden,
efendim reçeline kadar her şeyi almaya talibiz. Yani kemiğine, kılçığına kadar hiç bunu şey yapmadan, ayırmadan. Bunları aldıktan sonra yaklaşık bir hafta fermente sürecine tutuyoruz. Yani onların bazı işte gazları uçuyor. Daha sonra bir öğütme prosesinden geçiyor. Akabinde de çok özel bir sinek lavrası var. Black Soldier Fly diyoruz. Siyah asker sineği. Dünyada BSF olarak bilinir. Sinek. Sinek lavrası. Evet. 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 Sinek lavrası. Bu sinek lavrasının özelliği şu. Öncelikle sinek doğduğu zaman ağzı kapalı doğuyor. Ağzı kapalı doğduğu için beslenemiyor. Beslenemediğinden dolayı larvası organik kabul ediliyor. Şu an Kanada'da, Avrupa'da organik balık ve tavuk yemi olarak kabul edilen bir larvadan bahsediyoruz. Bu larva ne verseniz yiyor. Ayırt etmiyor. Dedim ya, yani restorandan ne çıkarsa vereceğiz. İçinden peçetesini ayıklayacağız. Naylonlu plastiğini ayıklayacağız, vereceğiz. Bu larvalar beslendikten sonra larvada çok ciddi protein ihtiva ediyor larvalar. Yani %40 civarında protein, %30 civarında yağ, efendim geri kalanı su, posa vesaire. Biz bu larvaları bunlarla besledikten sonra bir kısmının sıkarak yağ elde ediyoruz. Bunların yağını biyodizelde kullanıyoruz. Kalan posasını tavuk yemi olarak değerlendirmeyi planlıyoruz. Organik tavuk yemi olduğu için bunu yiyen tavuklar da organik beslenmiş olacak. Ve bunların yumurtaları da organik olmuş olacak. Organik yumurta elde ettiğimiz zaman da bunları da biz yetimlere bağışlamak istiyoruz. Bu anlamda sofralarımızdan bizim artık artan, efendim geri gelmeyecek olan yiyecekler aslında bize protein olarak, ihtiyaç sahiplerine yumurta olarak geri dönecek bir projeden bahsediyoruz. Burada tabii Cumhurbaşkanlığı'yla, Emine Hanım'ın danışmanıyla da bir toplantımız oldu külliyede. Kendileri de bu işe çok sıcak baktılar. Hatta biz projeye başlattığımızda Emine Hanım da pilot projeyi ziyarete gelecek. Efendim, burada yerel belediyelere, restoranlara çok büyük işler düşüyor. Yani burada bizim projemizin içerisinde restoranlarda yapılan eğitimlere kadar, işte oradaki sıfır atık liderlerine kadar bunların hepsinin görevlendirmesi dahi şu an projelendirilmiş durumda. Bununla alakalı MÜSİAD'la, çeşitli sektörel birliklerle de toplantılarımız, temaslarımız oldu. Sıfır atık denince restoranlar artık çok daha fazla ön plana çıktığı için farklı kuruluşlardan da bize gıda bankacılığı ile alakalı teklifler geliyor. Biz gıda bankacılığını da destekliyoruz. Henüz atılması gerekmeyen, yenilebilir düzeyde olan gıdaların da gıda bankacılığında toplanıp buradan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını da destekliyoruz. Bu anlamda da işbirliğine girdiğimiz STK'lar var. En kısa zamanda bu projelerinde start verilmesini hedefliyoruz. Şimdi buraya kadar bir üzerinden geçmek gerekirse, hani atıkların bir şekilde değerlendirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine verilmesi falan, biz hani biraz daha çok bunu anlıyoruz. Ama siz çok daha biyolojik bir döngüden bahsediyorsunuz. Yani bir Black Soldier Fly, ben de önümde açtım şimdi. Asker sinek gibi, yani çalışkan bir sinek anladığımız kadarıyla. Onun organik yaptığı doğal bir ürün ya da işte hayatı kendi içinde olan, doğal hayatı içinde olan, onun üzerinden zengin protein içerikli tavuk yemi, tavuk besi çiftliği, yüksek proteinli organik yumurta. Yani bu çok da aslında derinlemesine ve çok daha kapsamlı bir çalışma. O yüzden bunları duyduğumuzda da ayrıca memnun oluyoruz. Şimdi şöyle bir baktığım zaman yaptığınız çalışmalara, tamamlayıcı proje, yerinde dönüşüm diye bir başlık var. Oradan devam edelim. Evet. Orada da restoranlarda kompost makinelerinden bahsetmiştik. Yerleri, bahçesi müsait olan, gıda mühendisi çalıştıran restoranlarda komposta da geri dönüşüm sağlanabilir. Yani biz tamamen bu kompost makinelerini kullanmayalım demiyoruz. Bunu da yine projemizin bir parçası olarak dursun. %30'unu bu kompostlardan, %70'ini de diğer gübre ve topraktan sağlayacak olan restoranlar müşterilerine böyle çok güzel sürpriz de yapıyorlar. Saklılara koyuyorlar o atıkların dönüşmüş halini. Onlara bitki olarak hediye ediyorlar. Ve diyorlar ki sizin tabaklarınızdan artan yiyecekleri biz çöpe atmıyoruz. Tekrardan doğaya geri dönüştürüyoruz. Bu da çok önemli bir husus. Siz bunları tabii takip ediyorsunuz hem komite olarak hem de dernek olarak. Uygulama ne safhada?
Yani zaten şu anda pandemi dolayısıyla başka bir dönem var, önlemler var, kapalı restoranlar ama uygulama, bilinç ve bu işle alakalı heves ne durumda? Biraz onu da Evet. soracağım. Ardından da bu yine tamamlayıcı projelerle ilgili ilginç bilgiler var önümde. Oradan devam edeceğiz. Evet. Ya şimdi pandemi her sektörü, her faaliyeti vurduğu gibi maalesef bizim bu sıfır atık hazırlıklarımızı da vurdu. Yani bir anda restoranlar kapandı, gündem değişti. Şimdi kapanan restoranın ne atığı olacak ki, neyi değerlendiresiniz? Bir de insanların bu anlamda bir motivasyonu da olması lazım. Motivasyonu farklı bir yere kaydığından dolayı biz geçtiğimiz 2020 yılında zannediyorum Şubat ya da Mart ayındaydı. Artık sıfır atıkla alakalı temasları bırakmak zorunda kaldık. Çünkü toplantılar o dönem, STK'ların toplantıları yasaklandı. Herkes bir hastalık derdine düştü. Gemiyi kurtarma derdine düştü. Yani bugün restoranlar kapalı. Daha ötesi yok yani. Tamam, paket servis falan yapılıyor ama paket servis bir restoranın, kimi restoranın %1 cirosu, kimi restoranın %30 cirosu. Yani yine bunun üstünde bir ciro söz konusu olmadığı için şu an restoranlar yok, hayalet durumda. Dolayısıyla sıfır atığa şu an uygulama olarak kafa yoramıyoruz ama proje olarak elimizin altında. Bizim bütün hazırlıklarımız hemen hemen tamam. Sadece devletten gerekli destekleri aldığımızda direkt aktive olabiliriz bu konuda. Bu desteklerden de bahsedeyim. Biz bunu külliyede de dile getirdik. Türkiye'de böcek yetiştiriciliği mevzuatı yok. Yani biz Black Soldier Fly larvasını, evet, bu atıklarla beslemeyi hedefliyoruz. Fakat bunun mevzuatı yok. Bunu resmi olarak tavuk çiftliklerinde, balık çiftliklerinde kullanamıyorsunuz. Bir kere bunun bir mevzuatta yeri olması lazım. Yem mevzuatında. Dolayısıyla ondan sonra yavaş yavaş aktive olması gerekiyor. Yani siz bugün mevzuatta olmayan bir yemi ben yapıyorum, üretiyorum diyemezsiniz. Yani komik bir durum olur. O yüzden bürokrasiyi de bir yandan aşma hedeflerimiz var. Bu anlamda da devlet büyüklerimizin desteğini bekliyoruz. Biz gereken mecralara meramımızı ilettik. Atık Komite Başkanı Bilal Ermiş ile konuşuyoruz. Altını yine çizmek istediğim bir nokta da israf. Yani organik çalışmalar, doğal çalışmalar. Siz biraz daha büyük resimle ilgili bir ağ kurmuşsunuz. Ona devam ediyorsunuz. Bir yandan da bu israf konusu var. Yani yemek masasına gelen ama kullanılmamış yiyecekler, atılan yiyecekler. Bu çerçevede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, STK'larla birlikte çalışılması, bu anlamda da mutlaka etkinlikleriniz var. Evet, tamamlayıcı projelerden bir tanesi de, bakın bir gün Boğaziçi Üniversitesi mezunu zannediyorum, Şüheda Hanım bizim komite toplantımıza geldi. Kendisinin çok inovatif, güzel bir projesi vardı. Amerika'da yaşayan bir hanımefendi. Ben dedi ki, Amerika'da box'lar var. Restoranlara gittiğiniz zaman size box'lar gelir. Siz yemediğiniz malzemeleri bu box'ların içerisine koyarsınız. Evinize götürürsünüz, ya kendiniz yersiniz ya hayvanınıza verirsiniz, bir şekilde değerlendirirsiniz. Ama Türkiye'de şöyle bir algı var. Sanki paket yaptırıldığı zaman ayıp algılanacakmış gibi bir durum söz konusu. Tam onu Yani söyleyecektim ben de. Evet, insanlar aynen öyle. evet, bundan çekiniyor. Bunu restoranın teşvik etmesi lazım. Yani neticede vatandaş bunu yemediği zaman restoran ne yapıyor? Alıp tekrardan masaya koyacak hali yok. Ha, koyan yok mudur? Ona bir şey diyemem ama etik değil. Dolayısıyla koymadıklarını biz varsayıyoruz. Neticede buna bir itici güç olması için projemize buna da yer verdik ve buna eve dönüşüm kutusu dedik. Bu da bir dönüşüm neticede. İstiyoruz ki restoranlar kendi özel baskılarıyla olabilir, kutular getirsinler masaya. İnsanlar yemediklerini, işte serpme kahvaltılar oluyor, açık büfede tabaklarda kalanlar oluyor. Bunları alsınlar, koysunlar, götürsünler, bir şekilde faydalansınlar istiyoruz. Bunun da ilk Ramazan Bingöl başkanımız TÜRES çerçevesinde kendi yerinde başlattı. Bir müddet devam etti. Tabii pandemiden sonra şu an ne durumda bilmiyorum. Zaten yerinde yiyemiyor kimse, muhtemelen bulamıyordur. Artık pandemiyi atlattığımızda, normale dönmeye başladığımızda tabii ki daha emin adımlarla ilerleyeceğiz, somut adımlar atacağız. Altını çizdiğiniz gibi ayıp, yani bir tuhaf karşılanır ve gözünüzde orada kalır.
masa dop dolu ve onlar aslında sizin bir anlamda satın aldınız. Yani parasını ödediğiniz, sizin olan ürünler. Tabii. Ama ya şunu bana yaptır, bunu bana karıştır dediğin zaman ayıp bir şeymiş gibi. Bunu hiç sormadan söylediğiniz gibi bir geri dönüşümle restoranların getirmesi sadece daha hayvanlar için, yani evcil hayvanlar için bile olsa son derece faydalı ve güzel bir model. Umarız pandemiden sonra hayata geçer ve bunu daha çok görürüz. Çünkü söylediğiniz gibi biraz daha restoran tarafından teşvik edilmesi lazım. Kültürün oturması lazım ama sizin de o çalışmalarınız var anladığım kadarıyla. Yani burada şunu da ifade edeyim Orkun Bey. Evet. Yani şimdi her restoran kompost makinesi bulunduramaz. Her büfe atığını bize ulaştıramayabilir. Yani dolayısıyla bu eve dönüşüm kutusu en ufak yerlerde bile uygulanabilecek bir proje. Biz bu projede yani büfesinden efendim 100 çalışanlı restoranına kadar hepsinin kendinde bir şeyler bulabileceği, dönüşüm yapabileceği bir proje haline getirmek istedik. Bu anlamda açık kapı bırakmak istemiyoruz. Yani bu dönüşümü herkes uygulamalı. Olarak siz aynı zamanda Turizmciler Derneği anlamında, yani otellerdeki az önce de bahsettiğiniz o açık büfe uygulaması da mutlaka gündeminizdedir. Şimdi bu ilk çıktığında tabii Türkiye turizminde bir fark yarattı ve çok ciddi ilgi gördü. Yani hem yerli turizm hem yurt dışından gelenler için. Fakat sanki bugünün mantığıyla bakıldığında ciddi bir israf. Yani biraz daha minimalleşme, biraz daha küçülme. Özellikle pandemi sonrasında böyle bir sosyolojik durum da ortaya çıktı. Böyle bir tavrın da yerleşmesini bekliyoruz. Şimdi bu çerçevede yani asıl yığınlar halinde israf oralarda oluyor. Çünkü biz kendi tamam yiyeceklerimizin fazlasını alalım, kutularla eve götürelim, onu da değerlendirelim. Çok güzel olur da yani yığınlar halinde hiçbir zaman yenemeyecek şekilde bir üretim var ve onlar öyle duruyor. Yani siz hani yemeğin sonunda bile gittiğiniz zaman sanki daha yeni gelmiş gibi duruyor. Bunların evet. Mutlaka oteller kendi içlerinde bir şeyler yapıyorlardır ama onunla alakalı uygulama nedir? TÜRES bu uygulamaların neresinde? Yani işte ihtiyaç sahiplerine gitme, çocuklara, çocuk esirgeme kurumu, kurumlar, işte nasıl bir sistem varsa. Bu hem siz ne yapıyorsunuz hem de bununla ilgili durum nedir? Bunu merak ediyoruz. Şimdi otellerdeki israfla alakalı ben bir istatistik vereyim. Kişi başı gıda israfı otelde günlük 5 kilo. Yani 5 kilo sizin için otelde bir şeyler hazırlanıyor düşünülerek. Ve aynen 5 kilosu çöpe gidiyor. Artık ne kadar hazırlanıyor, siz ne kadar tüketiyorsunuz bilmiyorum. Yani geri dönüşüm anlamında bu 5 kilo malzeme geri dönüştürülebilir. Yani bu göz ardı edilemeyecek bir istatistik. Yani facia, korkunç bir şey. Şimdi burada biz istediğimiz kadar otellere, efendim bu tip hizmet sektöründeki yerlere olanaklar sunalım. Devlet zorunluluk getirmediği takdirde bu kurallara uymayanlar mutlaka olacaktır. Biz de bazı kolaylıklar göstermek istiyoruz. Nedir? Efendim kompost makinesi isteyen otellere biz kompost makinesi verelim. Bunu da bir kısmını devlet karşılasın, bir kısmını otel kendisi versin. Biz de TÜRES olarak gerekli fabrikalarla anlaşmaları yapalım. Daha uyguna alınması hususunda. Burada üç koldan otele, yani bütün otellere artık bahçesi, yeri müsait olanlar bu kompost makinesini verelim. Bunlar bunu bir kullansın. Onun dışında bizim bir konteyner projemiz var. Bu konteyner projemizde şöyle, şehir mobilyası olarak biz bunu adlandırıyoruz. Çevredeki, yani merkez bir yere koyup bu konteyneri, çevredeki büfeler olsun, efendim oteller olsun, restoranlar olsun, gelsinler bu konteynerlere atıklarını atsınlar. Biz onlara, ama sadece gıda atı olacak, biz onlara özel çipler verip bu çiplerle kapakları açmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Dolayısıyla içerisinde de bir ağırlık sensörü olacak. Hangi firmadan ne kadar gıda atığı gelmiş? Bakın öncelikle bunu ölçeceğiz. Yani bugün dünyada en değerli şeylerden bir tanesi bilgi. Biz Türkiye'de buna çok hakim değiliz. Hep Avrupa'daki verileri konuşuyoruz, Amerika'daki verileri konuşuyoruz. Ama Türkiye'de buna dair ciddi yapılmış bilimsel bir çalışma yok. Biz bu anlamda akademik bir çalışma da ortaya koymuş olacağız. Yani atıyorum Çengelköy'ün çok merkezi bir yerinde güzel şık bir konteyner yapıp bunun çevresini de reklamla donatıp bu konteynerin giderlerine bu reklamlarla karşılayıp proje giderlerine sponsor olup aynı zamanda da kim kaç kilo atık atmış bunun istatistiğini tutacağız ve bunu dönüştüreceğiz. Proteine dönüştürüp organik yumurta elde edip bunları da bağışlayacağız. Yani bu projeye katılmak istemeyecek vicdanlı olan bir insan ben tanımıyorum açıkçası. Bununla birlikte yine bu şehir mobilyasının
Bir kenarını da vatandaşlara açmak istiyoruz, duyarlı vatandaşlara. Onların da cep telefonlarına bir SMS gelerek şifreyi girdiği takdirde atık atmasını, yani bu tabii her yerde uygulanabilir bir şey değil ama bizim hedefimiz bu. Ne kadar uygulanabilir ayrı mesele, bu tartışılır. Daha sonra buraya atık attıklarında, misal veriyorum, 1 kilo gıda atığı attı. Kendisine SMS gidecek. Diyecek ki 1 kilo attığınız gıda atığı sayesinde bir tane yetime yumurta bağışlanmıştır gibi böyle de bir veriyle de karşılık vermek istiyoruz. Yani biz bunu anlattığımız zaman birçok yerde ya bunu nerede uygulayacaksın? İşte efendim Türkiye'de bir işte gelir düzeyinin düşük olduğu bir mahallede bunu uygulamanız zor olur falan. Ya biz vicdanı olan insanlarla bir başlayalım. Zaten arkası gelecektir. Devlet de, biz pandemide devletin gücünü çok iyi gördük. Devlet oturun diyor, oturuyoruz. Kalk diyor, kalkıyoruz. Atın diyor, atacağız. Yani burada devlet de elini taşın altına sokacak. Bir şekilde artık zabıtayla mı yapar, efendim polisle mi yapar, jandarmayla mı yapar? Yani artık en değerli şeylerden biri bir bilgi dedik, bir de gıda olacak. Şimdi su savaşlarından bahsediyoruz değil mi? Kuraklıktan bahsediyoruz. Ayçiçek yağı olmuş bilmem ne kadar, efendim pirinç olmuş bilmem ne kadar. Ya bunların bize yumurta olarak dönmesi fena bir şey mi? Biz bu konuda gerekli adımları atıyoruz. Sefer bizden, zafer Allah'tan diyoruz. Artık devletimiz, milletimiz bize ne kadar destek verirse biz o kadar yürürüz. Derece kapsamlı çalışmalar, önemli projeler ve ciddi bir yol aldığınızı da görüyoruz. Özellikle pandemi süreci belki yani her yerde olduğu gibi biraz yavaşlatmıştır ama bundan sonrası için de takip edelim yaptığınız çalışmaları ve birlikte olalım. Bilal Ermiş, TÜRES Sıfır Atık Komite Başkanı ile birlikteydik. Çok teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun Okun Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, hakikaten umut veren gelişmeler bunlar. Sivil toplum örgütleri hakikaten ülkede bir şeyler yapıyorlar. Yani çevre başlığı altında biz bahsediyoruz. Diğer konularda da mutlaka ciddi çalışmalar var. Yıllardan beri, uzun yıllardan beri yapılanlar var. Ama bu sıfır atık konusu son derece önemli ve bu çerçevede işte bakın her yıl 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bildiğiniz çöp dediğimiz bitti yani, kimse kullanmıyor. 1 milyar 300 milyon ton, dünyanın başka yerlerinde açlık var fakat bol olan, fazla olan yerlerde çöpe giden bir bu kadar hem de yüksek gıda var. Bir de bu su tüketimine dair sanal su diye hocalarımız aktarıyordu. Bir tavuk için 9 ton. Bir hamburger için 3 ton, 1 kilo çikolata için 27 ton su kullanılıyor. İsraf, israf, israf. İşte bu konudaki bilinç düzeyi toplumun genelinde, global düzeyde arttığı sürece başka bir tarafa doğru gideceğiz gibi gözüküyor. İşte biz de bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerinin sesi olmaya çalışıyoruz. Yine Avrupa Birliği ülkelerinin gıda atıklarını bertaraf etmek için her yıl 170 milyon ton karbondioksit salınımı gerçekleştiği bilgisi de var. Ülkemizde bir yılda yaklaşık 26 milyon ton gıda atığı oluştuğu tahmin ediliyor. Ve özellikle az önce TÜRES'in yaptığı bu çalışmalarla, sıfır atık programı çerçevesinde yaptığı bu çalışmalarla 4 yılın sonunda yaklaşık 15 milyon ton gıda atığının restoranlardan toplanması hedefleniyor. Son derece önemli çalışmalar. Sıfır atık konusu Çevre TV'nin ana başlıklarından bir tanesi olacak. Yayın hayatı boyunca bu konudaki toplumsal bilince yapılan çalışmalara bir nebze katkımız olursa, biraz daha insanlara burada böyle bir şey mi oluyormuş dedirtebilirsek biz de mutlu olacağız. Mutlu olmanın ötesinde bu zorunluluk zaten artık. Yani hep bu, yani sadece çevre haberleri aman ne kadar güzel olduğu anlamında değil, ciddi tehlikeden bahsediyoruz şu anda. Az önce Bilal Bey'in de aktardığı gibi devlet gücüyle ve yaptırımıyla devreye girdiği zaman hayatımızda, bakın aktarıyordum, geçtiğimiz gün bugünlerde maske takanlara uzaylı gibi bakılıyordu. Şu anda herkes normal aksesuar olarak maskesiz sokağa çıkmıyor. Aynı şey devletin uygulamalarıyla, zorunlulukla ve dünyayı toparlama, yorgun dünyayı temizleme ve tüm bu atıkların önüne geçme anlamında bir çalışma, bir proje, bir politika varsa, bir yaptırım varsa herkes de uyacak. Konu restoranlarsa restoranlar uyacak. Vatandaşlarsa, bizlerse, günlük tüketiciyse, hane halkıysa onlar uyacak. Devletin yönlendirmesi, medyanın bu anlamda yol gösterici olması ve sivil toplumun da yaptığı bu çalışmalarla
bir yere doğru gideriz diye umuyorum. Çünkü bizde bazı şeyler geç gelir ama adaptasyon sürecimiz hızlıdır. Bizim ülkemizde, Türkiye'de böyle bir tarzımız var. Genetik olarak diyelim. Dolayısıyla bu çalışmaların başlamış olması da bizleri son derece umutlandırıyor, heveslendiriyor. Söylediğim gibi tüm yayınlarımızda bunlara yer vermeye devam edeceğiz. Bu şekilde Çevre Günlüğü'nün bugünlük ilk bölümünün sonuna geldik. Saat başında, saat 11'de yeniden birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.